Yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Yerel seçimlere yalnızca 25 gün kalmışken bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan geride bıraktığımız gün Sivas'taydı. CHP lideri Özgür Özel'in bedelli askerlik sözlerine Sivas'tan çok sert tepki gösterdi. Erdoğan mitingde neler söyledi, kulak veriyoruz. Sizi çok özlemiş. Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz demiş. Makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bir zihniyet bozukluğunun işaretidir. Hedefinde CHP lideri Özgür Özel, gündeminde ise Özel'in bedelli askerliğe kaçanlardan oy istemiyoruz sözleri vardı. Erdoğan sert çıktı. Bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor, ya bir skandala imza atıyor, ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için de sürekli insanımızı kışkırtıyor, birbirine düşürmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durağı Sivas'tı. CHP'deki değişimi hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık. Hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi bu konuda pek bir fikir sahibi değildik. Ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, inanın bizi de üzdü. Kılıçdaroğlu'nu örnek gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Devrik Genel Başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz, hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de Konya'yı, Çorum'u ayrı birer ülke zannetse de Kuzey Kıbrıs'taki Maraş'ın adını daha önce hiç duymamış olsa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. Erdoğan'ın gündeminde terör de vardı. Teröre karşı strateji değişikliğine gittik ifadelerini kullandı. Türkiye bir süredir terörle mücadelesini bu alanda uzman, donanımlı, profesyonel kadrolarla yürütüyor.